Geçen hafta sanayi endeksinin %31,5 daralması, bu imalat sanayinde %33'lük bir daralma, sermaye malı tüketiminde 42'lik, dayanıklı tüketim mallarında da yaklaşık %50'lik bir daralma, ikinci çeyrekle ilgili %10'luk bir daralmanın gerçekleşebileceği konusunda kanaatlarımızı oluşturmuştur. Burada dikkat edilmesi gereken esas önemli husus, Türkiye'nin son yaklaşık 2 yıldır partili cumhurbaşkanı dönemine geçelden beri sabit sermaye yatırımlarında eksi verileri ortaya çıkarmasıdır. Yani özel sektör ve anlamında baktığımızda Türkiye'de yatırımlar, özel sektör yatırımları üst üste 7. çeyrekte de düşüş göstermektedir. Bu hem bugün için önemlidir, hem yarın için önemlidir. Yarını gösterme açısından çok önemlidir. Parakende satışta da tabii ki daralma var. Özellikle Türkiye'nin lokomotif sektöründe, ihracatın lokomotif sektöründe iç piyasada da ciddi daralma var. Tekstilde yaklaşık %77 ve otomotivde aşağı yukarı otomotivde de yaklaşık %50'nin üzerinde bir daralma söz konusudur. Bu anlamda ihracatımıza baktığımızda, ihracatta da tabii geçen Nisan ayı, geçen yılın aynı dönemine göre %50'lik bir düşüş söz konusu. Mayıs'ta ise geçtiğimiz aynı döneme göre, yılın aynı dönemine göre biraz daha yüksek, %56,5 civarında bir daralma yaşanmıştır. Bu daralmaların yönü de beklenti doğrudur. Beklenilen bir daralmadır ama oranlar beklenilenin üzerindedir. Özellikle sanayi üretiminde daralma %25 beklenmekteydi ama %31,5 gerçekleşti. İhracattaki daralmada, iç piyasadaki daralmada beklenti, daralma bizzat beklentidir ama daralma oranları beklentinin üzerindedir. Dikkat etmemiz gereken husus burasıdır. Tabii bu sektörler iç piyasanın ve toplam ekonominin üretim dinamikleridir. Türk ekonomisinin temel üretim motorlarıdır. Bunları ve bunların yapıldığı bütün firmaları ayakta tutmak bugün ekonominin birinci derecede görevidir. Bütün pandemi yaşayan bütün dünyada, bütün aklı başındaki ülkelerin ilk acil eylem planlarında firmaları ayakta tutma politikaları vardır. Bunun için ne gerekiyorsa yapılmaktadır ve bizim de yapmamız gerekmektedir. Özellikle büyük şehirlerimizde üretim kapasitesi ciddi anlamda daralmış ve sanayi bazı, hem ihracat hem de sanayi üretimi, özellikle İstanbul, Bursa, Kocaeli'nde ciddi daralmalar göstermiştir. Buraları Türkiye'nin üretim merkezidir. Bilhassa Sakarya'da %92 Nisan ve Mayıs'ta 92 ve 65'lik bir daralmanın olması özellikle otomotiv sektörü için çok dikkat edicidir, çekicidir. Bu anlamda firmalara baktığımızda bunları üreten firmalarımızın, özellikle KOBİ'lerimizin zaten bir borç sorunuyla karşı karşıya olduklarını ve bu sürecin bu firmalarda borçları çok daha derinleştireceğini söylememiz gerekiyor. KOBİ'lerimiz yaklaşık $110 milyar civarında bir borçlanma yapısına sahipler, büyüklüğüne sahipler. Ve bunların yaklaşık $10 milyar takiptedir. Bu süreçte bu takip oranının artma endişesi hakimdir. Bunu önleyici ve KOBİ'leri ayakta tutucu politikalar derhal uygulamaya geçilmelidir. Bu konuda bizim de önerilerimiz var. Ancak bu konuda yapılanlar, özellikle Sayın Albayrak'ın açıkladığı politikalar, piyasa faiz haddinden kredi vermenin dışında bir teklif yoktur.
Bugün piyasa faiz attı, bilançosu da sıkıntı olmayan firmalar %7 ile 9 arasında kredi alabilmektedir. Sayın Albayrak'ın tedbir paketinden de çıkan 7 ile 9 arasında bir kredi teklifidir. Halbuki bu dönemlerde hazinenin, devletin bizzat maliyet üstlenmesi gerekir. Destek de budur. Bunun aksi bir destek paketi addedilemez. Sadece kredi genişletme süreci olarak bilinir ve burada bir ilave bir maliyet söz konusu değildir. Özellikle turizm, bunu tekrar vurguluyoruz, çok önemli bu. Türkiye'de turizm dış ödemeler bilançomuzun en önemli kalemi ve Türkiye'de dış finansman ihtiyacının belirlenmesinde temel bir sektör olarak karşımıza çıkıyor. Dış ticaret açığımızın yaklaşık yarısını genel olarak, cari açığımızın aşağı yukarı tamamına denk bir döviz getirisi var. Ama bu sene özellikle dış turizm açısından turizm sektörümüzün açma kapama yaptığını düşünüyoruz. Zaman zaman parlamentoda da yapıldı, bir açma kapama yaptığını düşünüyoruz. Ve bütün veriler bu 2020 yılının kapalı olduğuna dair. Türkiye'de yaklaşık Turizm Bakanlığı belgeli 4000'in üzerinde işletme, 1 milyon yatak var. Toplam olarak tabii ki 12.000 işletme, 1,5 milyonun üzerinde yatak var ama turizm belgeli olarak var ve bunlar Türkiye'nin yaklaşık özellikle son 40 yılının çok büyük bir birikimi. Bunları bu dönemde bu borç yapısıyla tekrar karşı yüz yüze bırakmak önemli bir kısmının işletmeyi elden çıkarmasına ve tasfiyesine neden olabilir. Bu konuda bizim genel olarak Türkiye Varlık Fonu'na yönelik bir önerimiz var. Büyük turizm tesisleri başta olmak üzere Türkiye'de önemli üretim, mal ve hizmet üretimi yapan birimlerin iflasını engellemek veya tasfiyesini engellemek veya çok ucuz bedellerle yurt dışına satışını engellemek için, özellikle turizmde bu tehlike var, Türkiye Varlık Fonu borç hisse takası yapmalı. Bunu Almanya, Amerika ve Güney Kore benzeri ülkeler bu konularda ciddi fon ayırdılar. Almanya bu konuya 100 milyar euro ayırdı. Bu tesislerin işletmecilerin elinde tekrar Türkiye'nin üretime katılması gerekmekte. Bu konuda Türkiye Varlık Fonu yeni bir kanun çıkardı ama işletmeleri değil, işletme sahiplerini kurtarmak için. İşte Türk Telekom bunlardan bir örnek, son gelişme. Türkcell'deki son satın alma, Türk Telekom diyorum pardon, satın alma son örnek. Bu konuda da önümüzdeki dönemlerde değerlendirmelerimizi paylaşacağız. Gerçekten bu üzerinde durulması gereken bir husus. Bütün bu çerçevede Türkiye'deki dış finansman ihtiyacının görülmesi açısından dış finansman gibi bir sorunumuz var ve turizmin bu çerçevede dikkatle ele alınması lazım ve bizim de kamuoyuyla paylaştığımız önerilerin hayata geçirilmesinde çok ciddi fayda olduğunu düşünüyoruz. Bu firmalara yatak başına 5000 liradan az olmamak üzere bir yılı faizsiz ve ödemesiz 36 ay vadeli işletme kredilerinin verilmesi. Ayrıca biraz önce söylediğimiz gibi Türkiye Varlık Fonu'nun hisse borç takası şeklinde bu firmaları ayakta tutacak bir hisse alımı. Sonra bu firmalar sahipleri tekrar durumlarını düzelttiklerinde bu hisseleri geri alabilirler. Ayrıca Bu dönemde çok ciddi fedakarlık yapan sağlık çalışanlarımız, eğitim çalışanlarımız ve güvenlik çalışanlarımız başta olmak üzere kamu görevlilerine bu turizm kapasitesini devletin de ciddi bir kampanyasıyla açmak ve bunlara bizim de milletimizin devlet üzerinden bir kampanyayla turizm bir tatil kampanyası düzenleyerek bu sağlık çalışanlarına, güvenlik çalışanlarına ve eğitim
ordumuza bir böyle bir kampanya düzenlenmesini, bu özveriyle çalışan geniş kamu personelimizin aileleriyle beraber turizm tesislerimizden yararlanması gerektiğini, 7 gün kişi başına 250 lira üstünü bir kısmını turizm tesisleri, bir kısmını da ilgili bakanlığın karşılayacağı bir kampanyayla bu tesislerimizin de ayakta tutulması, kamu çalışanlarında ciddi bir motivasyon olacağını düşünüyoruz. Son olarak çok değerli basın mensupları arkadaşlar, Türkiye'de genel ekonomik olarak baktığımızda, gelir dağılımında baktığımızda son 10 yıldır gelişen bir trend var. O da yoksulluğun tabana yayılması. 2000'lerin başında çalışanların %20'si asgari ücretliyken bugün çalışanların, kayıtlı çalışanların veya toplam çalışanların %45'i asgari ücretli. 20 milyon kayıtlı çalışan, yaklaşık 6,5-7 milyon da kayıtlı çalışanı baktığımızda bunların %45'i asgari ücretli. Ve bir başka sorun, yeni açıklanan açlık sınırı 2.394 lira, 2.400 lira, yoksulluk sınırı 8.300 lira, 4 kişilik aile. Bu rakamlara baktığımızda, bu rakamların artışı enflasyonun artışının üstünde. Özellikle yoksulluğun tabana yayıldığı ekonomilerde enflasyonu artık farklılaştırmak lazım. Bir genel enflasyon rakamıyla bir temel ihtiyaçlar için enflasyon rakamını farklılaştırmak lazım. Çünkü temel ihtiyaç enflasyonu Türkiye'de aşağı yukarı genel enflasyonun iki katı. Dolayısıyla son yıllara baktığımızda enflasyondaki artışla açlık sınırındaki artışa baktığımızda, açlık sınırındaki artış enflasyondaki artışın %30'undan daha fazla olarak karşımıza çıkıyor. Asgari ücretin tespitinde genel enflasyon değil, temel ihtiyaç enflasyonunun dikkate alınması lazım. Yani gıda ve temel ihtiyaçlarındaki fiyat artışlarının dikkate alınması lazım. Aksi takdirde toplumumuzun çok büyük bir kısmını açlık sınırının altında yaşayan kitleler olarak hayata devam etmesine neden olmuş oluruz. Bu da Türkiye'ye de, Türk devletine de, bir kitabının bir yerinde anayasasının bir yerinde sosyal devlet geçen hiçbir ekonomiye yakışmaz. Bu çerçevede Türkiye'de yapılması gereken bütün bunların özünde bütüncül ve bir stratejisi olan bir plan henüz ortada yok. Henüz orta vadeli plan yenilenmediği gibi yıl sonu itibariyle makro hedeflerin ortaya konduğu, özel sektörün ve ekonomi aktörlerinin önünü biraz görmelerini sağlayabilecek bir bütüncül planlama söz konusu değil. Bütçenin henüz revizyonu ile ilgili bir çalışma yok. Halbuki bütçe artık 2019 bütçesi mecliste kabul edilen bütçe olmaktan çıktı. Zaten Sayın Albayrak'ın her 1,5 ayda yayınladığı bu paketler nasıl patladıysa o da patlamış durumda. Kalkınma planımız zaten artık anlamını yitirdi. Bütün bunların hızla tekrarlanıp, hızla yenilenip kamuoyuyla paylaşılmalı. Çünkü bunlar ekonomide belirliliğin sağlanması için çok önemli. Ekonomide güven ve belirlilik her şeyden önce gelen bir husustur. Burada bütüncül bir plan, stratejisi olan bir plan ve hemen yıl sonu makro hedefleri gösteren bir planın kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini sizin aracınızda yetkililerle ve bu konuyu aziz milletimizle paylaşıyoruz. Hepinize teşekkür ederim.